Pazar günü sabahından ya da öğleninden merhabalar herkese. Bugün sizinle IKEA'ya gideceğiz. Uzun zamandır almak istediğim bir şey alacağız. Hem de IKEA'ya yılbaşı süsleri bilmem neler gelmiş mi diye bakacağız. Çünkü bir YouTuber'ın, özellikle de kendin yap tarzı videolar yapan bir YouTuber'ın dönemsel IKEA videoları kaçınılmaz bir şey. Eğer YouTube kanalı açmayı düşünüyorsanız bu da benden size püf nokta olsun. Yerli yabancı hep IKEA turu görürsünüz. Şimdi giyindim bir güzel üzerime şöyle sizin de çok beğendiğiniz bu kaza giydim. Bunu bu arada tarifini anlatmıştım. Makyaj yaptım. Azıcık şu göstereyim. Ama rimel şey yapmışım. Onu düzelteceğim şimdi. Kaşlarımı tarayacağım. Hafif bir ruj süreceğim. Gerçi maske takacağız ama olsun, ben videolarda olduğu için arabada falan maskesiz şey yaparım diye. Biraz ruj süreceğim. Sabah kalktığımda granola yemiştim. Başka bir şey yemedim. Zaten IKEA'ya gittiğimizde mutlaka orada bir yemek yiyoruz. Arda ile beraber gidecevuk. Şimdi bir americano yapacağım. Kahve deyince kahve fiyatları aklıma geliyor artık. Şimdi bir americano yapacağım ve size şeyi göstereceğim. Kahve makinelerinin durduğu yeri beni önceden takip edenler biliyor zaten. Oraya istediğim bir dolap vardı. Ölçtüm, fırınım falan sığıyor. Zaten küçük bir fırınım var. Simtel mi, kumtel mi artık? Simfer mi acaba? O da alt katına falan sığıyor. Onu oraya yerleştirip orayı daha derli toplu bir görüntüye kavuşturacağım. Biliyorsunuz böyle ben çok uzun zamandır öğrenciliğimden kalan eşyalarla falan devam ediyorum. Yavaş yavaş beraber yapıyoruz, düzenliyoruz. Mutfakta aynı şekilde sıra mutfağa geldi. Neyse, hadi bir gidelim. Bu arada gördüğünüz gibi yılbaşı ağacımı da yaptım. Bu şekilde kendimi de şöyle göstereyim. Ama ışıkları yok. Işıkları nereye koydum bulamıyorum. Yıldızı da var burada. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle önceden yaptığım süslerle süsledim. Şunları ben yapmıştım. Şunları da ben yaptım. Bunlar Koton'dan aldığım küpe. Şimdilik buraya taktım. Şöyle bir Noel babayıcık buldum. Onu taktım. Şu minik iplerden taktım. Tabii ki olmazsa olmaz. Kim demiş ip takamayız diye, şöyle bir yılbaşı ağacı. Ama bunun alt kısmına örtü bir şey yapmayı planlıyorum. Kendim yapacağım. Balkabağı da Lucy'nin oyuncağı şurada gördüğünüz. Tarçın ne yapıyorsun orada? Rahat mısın? Hı? Hep buraya çıkıyor. Neden buraya çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. Tarçın. Çok mu tatlısın? Bu arada Lucy'yi veterinere götürdüm. Bir önceki vlogda izleyenler görecektir. Bu arkadaşın, Tatloş'un idrar kesesinde kumlar varmış. Kumluymuş bu çocuk. Neden kumlar var? Hiçbir fikrim yok. Antibiyotik kullanacak. Bir de diyet mama kullanacak. Diyet mamadan başka da bir şey yemeyecek. Bir de idrar yolu enfeksiyonu varmış. Sistit olmuş. Ya şu surata bak. Maşallah deyin çocuğuma. Çünkü bu kadar tatlı bir saat. Kömür kömür gözleri. Babası Zonguldaklıyım. Zonguldak taş gibi. Çok komik espri lan vallahi, eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Komik bence. Kömürcü mü şaka baba var, senin? Şaka var, şaka. Öyle işte, de değişiklik bir şey yok. Burada süveteri yapıyorum. Top yastıklarım geldi. Bu arada şöyle göstereyim. Çok tatlılar English Home'da. Ama linkini bulursam koyarım aşağı. English Home'dan bakarsınız, şu şekilde göstereyim. Bir de şöyle bir Bim'den tripod almıştım. 10 liraya 15 liraya ne almıştım. Bunu kameraya takayım dedim ama arkadaş takılma, şu kamera buna ağır geldi, zangır diyor bu. O yüzden bunu kullanamayacağım. Kameramı riske atamam. Şöyle kısacık burayı göstereceğim. Şu altındaki masayı buradan alıp bunları komple burayı boşaltıp IKEA'dan aldığım dolabı buraya yerleştireceğiz. Şu minnoş fırın da içine sığıyor. Lükselmiş bu arada, internetten almıştım. Şöyle kahve köşesi gibi yapacağız. Çok güzel olacağına inanıyorum. Neyse, şimdi kahve yapacağım. Ondan sonra yavaştan çıkarız. Yağmurlu gösteriyor perşembeye kadar Antalya'ya aslında. Ama şu anda hava kapalı gibi. Ama yağmur yağmıyor. Umarım çok kalabalık değildir. Rahat rahat video çekebilirim. Zaten bunu IKEA turu gibi yapmayacağım. Böyle yılbaşı için gelen özel şeyleri falan göstereceğim. Çok beğendiğim bir şey olsa onu göstereceğim. Alacağımız şeyleri alacağız. Biraz gezeceğiz. Geleceğiz. Pazar günü böyle dolu dolu geçiyor olacak. Hepsi bu kadar, tamam. Hadi kahve yapayım. Kahve köşem olunca kahveleri de beraber yaparız. Ama şimdi bu halinin görüntüsünü hiç sevmiyorum. O yüzden onu beraber yapmayalım. Hello, tekrar geldik. Arda da geldi. Şimdi IKEA'ya gidiyoruz. Cırtlak sesim ve ben nasıl açacağız? Kulaklarınıza tırmaldıysam pardon. Biraz fazla vardım. Şimdi hazırız. Şoförümüz Arda.
Şeye desem uçakta diyorlar ya, ben kaptanınız vardı. Yolculuğumuz yaklaşık. Ladies and gentlemen, say to captain. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Tamam neyse hadi. Havada güzel şansımız, inşallah park yeri buluruz. Hadi gidelim, orada devam ederiz. Evet, hedefe çok az kaldı gördüğünüz gibi ama acayip bir trafik var. Artık sonuç ne olacak bilmiyorum. 2000 years later. Geldik, size şu arkamda göstereyim. Agora AVM'i şurada. Biz bayağı geç buraya park ettik. Biz ilk defa pazar günü geliyoruz değil mi? Hep bir park yeri. Park yeri yok, valeye verelim dedim ama sonra neyse dedik, herkes bu tarafına park etmiş, biz de buraya park ettik ama gerçekten çok dolu. Umarım herkes Ikea'ya gelmemiştir. Çünkü biz hep hafta içi geliyoruz, ilk defa pazar günü geldik değil mi? Biz genelde pazar günü değil Ikea'ya gelmek, dışarı bile çıkmıyoruz. Değil mi? Evet. Güzel gözlük ya değil mi? Güneş gözlüğü de almadım. Güneş gözlüğü de almadık, evet kesinlikle. Hadi gidelim bakalım. Şu arkamda görmüş olduğunuz küçük yılbaşı evleri kapalı. Şu an neden görüntü böyle oldu? Ters ışıktasın da o yüzden. Haa, okey. Tamam. Bu tarafta ışıklar patlıyor. Ha, şöyle. Öyle yaparsan olmaz. Böyle yaparsan olmaz. Aynen. Bak, güzeldi. Orada gökyüzü patlıyor. Şu Agora AVM'nin ortasında yılbaşı evleri kuruyorlar. Ama pazar oldu diye sanırım kapalı. Neyse, yılbaşı kazağı bulamadım. Onu artık başka bir yerden bakacağım. Şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Ya şunlara bakar mısınız? Şunu çok beğendim. Bunu 1500 liraymış. Bir sürü var. Arda Bey, Arda Bey, bugün menüde ne var? Oo, Nilüfer Hanım, Nilüfer Hanım. Çok güzeller. Yani ne güzel dizayn etmişler. Şu neymiş? Bone. Aaa, taksana. Taksana. Samiye ki. Olmadı ki, kapaması bu. Oktay Usta oldu, Arda Usta. Ben Arda Usta. Aslen Mengenli. Gerçekten Mengenli sayılır. Bakın burada çok tatlı böyle cüceler var. Cüce kaç paramış? 250 liraymış bu cüce. Şu koltuk da çok tatlı. Ay çok Arda rahatsız. Arda Bey, Arda Bey. Çok rahatsız değil mi? Çöküyor. İyi. Çöküyor. Süsler. Şu ışık da güzelmiş. Ay çok tatlı ya. Sen bu ev senin olsa yaşar mıydın? Yoksa küçük mü gelirdi? Biraz küçük ya. Aa, buradan da kendime selam. İyi hadi gel çıkalım. Ben böyle oturduğum yerde uyumayı çok sevmiyorum. Ya buralar hep aynı, sadece yılbaşı üstleri eklemişler. Ben de şöyle yılbaşı için gelen detayları size gösteriyorum. Çünkü diğer şeyler hep aynı. Şu değirmenler de çok tatlı değil mi? Hakikaten ha. Şu raf da tatlı. Tatlı. Her şey tatlı ki, bakar mısın? Cama falan süs koymuşlar. Şunlarda da hep gözüm var ama şu an amacım farklı. Şöyle göstereyim. Burada kesin tarçın yatar ama çok tatlı bunlar. Çok beğeniyorum gerçekten. Şu demliği beğendim. Hep böyle bir bitki çayı demliği istiyordum. Bakın 80 lira. Bence fiyatı uygun. Kalitesi de bayağı iyi, beğendim. Bardak da tatlı. Şu sehpayı da hep istedim ama almadım. Ben aslında evdeki koltuk yerine şunu almayı düşünüyorum. Kaç varmış koltuk baksana? 8 bin neredeyse. Bunun kılıfları çıkarılabiliyor ama şu anki koltuğumu da seviyorum. Şu sarı koltuğu da planlıyorum. Benim koltuğun yanına şu sarı mı daha çok yakışır? Yoksa şu kazaya deseni olan mı? İkisi aynı, sadece kumaşı farklı bu arada. Bayağı güzeller. Şu sandalyeler de çok güzel. Bakın şunu çok beğeniyorum. Şu. Şu. Bayağı güzeller. Şu az önce evde gördüğümüz. Hadi gelsene. Arda böyle oturdu mu kalkmıyor.
Bir de sehpa olarak şunu beğeniyorum. Bakın şu. Bence çok güzel. Altında şöyle rafı var. Başka sehpalar da var ama orta sehpa olarak ya da şu. Şunu çok beğeniyorum. Bu da olabilir orta sehpa olarak. Buna da hep fiyatlar artmış biraz. Sana bir şey diyeceğim. Bizim eve orta sehpa olarak şu mu? Bu. Tamam. Çay kahve koymalık. Şu kare olan. Tabii ki kare olan canım. Bu biraz büyük değil mi sence? Yok değil. Ha? Çok güzel değil mi? Zaten mutfak için beğendiğim masa bunun aynısını mutfak masası zaten. Şu da tatlı ama değil mi? Yani bu öbürünü daha çok beğendim. İşlevsel olarak öbürü daha iyi bence. Bunun altına sen ip koyacaksın. Onun altına ben ama ip koyacağım. Hayır canım, bunun altına ip koymam. Koysam yastık koyarım. Tarçın yatır. Tarçın nasıl gidecek? Şuradan girer. Tamam, girer. Bu güzelmiş, onu da beğendim. Onu ben de beğendim. Bu da tanıdık geldi. Bence onun kalitesine göre fiyatı uygun. Hmm. Şöyle bir. Şöyle başka küçük sehpalar falan mı var? Şöyle küçük bir sehpa var. Bu çok küçük değil mi? Bak şu beyaz da var ama ben ahşap tarzı. Ya şu sepet. Televizyon ünitesi olarak da bunu çok beğeniyorum. Aynı sehpanın şeyinde. O az önceki sehpanın görüntüsü de kaç paraymış? 2200 TL. İşte eve mutfağı almayı planladığım dolap şu. Sadece şu kısmı. Bu şekilde. Ben evdekinin ölçülerini aldım. Şimdi bununla bir ölçeceğim. Online'da yok. O yüzden buradan alacağız. Online'da olsaydı taşımamak için online'dan alırdım. Güzel değil mi bu? Güzel. İşte mutfak için beğendiğim masa da bu. Bu tam benim mutfağıma göre küçük. Böyle göstereyim. Sehpayla aynı şeyde. Kalitesine göre bence fiyatı da bayağı iyi diye düşünüyorum. Aslında biliyor musun, bu basamaklardan da her eve lazım ama pahalılar bence. Şu nedir yani? Şunun fiyata bak, saçma. 240 lira, alt üstü var. Bu sana yeter mi? Üst taraflara yetişmek. Yeter. Ne diyor bu? Şöyle gördüğünüz gibi aldık. Şimdi arabaya gidiyoruz. Kimliği verdik. Arabayı biraz uzağa park ettiğimiz için eyvah sıkıntı. Şimdi onu buradan nasıl indireceğiz? Burada yolak mı? Yok. Kaldık. Buraya kadarmış yolculuğumuz. Ne diyorsun? İndirsek de nasıl çıkartacağız? Arabayı ben buraya getirsem diyeceğim burada park yok. Yok, indiririz de. Neyse bir konuşayım, iki dakika. Uzun rafı alamadık. O çünkü arabaya sığmazdı değil mi? Uzunluğu sığmayacaktı. Bu küçük mutfak için olanı aldık neyse ki. Birkaç başka bir şey daha aldık. Şimdi bunları koyup tekrar gelip yemek yiyeceğiz. Sonra bir de metro markete gideceğiz. Şöyle şık, çok güzel. Şöyle baksana, dönsene böyle, çok güzel değil mi? Wow. Evet. Aha, nasıl güzel oluyor. Çok... Benim de. Neyse. Harika, evet. Şimdi arabaya yürüyeceğiz. Hamallık forever. Evet. Sen de. Şey, hamallık forever diyorum. Yalnız hep arada taşıyor. Hamalımız vardı. Evet, sırtımda taşımıyorum. Arabayla götürüyorum. Zaten evet. Ya bu arada şey aldılar mı şimdi? Hamallarla dalga geçmiyoruz. Yani biz kendi aramızda yani espri yapıyoruz. Evet, duyar kasmayın. Yani biz duyarlı insanlarız. Hadi bye. Evet, gördüğünüz gibi o yiyor. İçindeki çocuk alıyoruz. Burası da çok ters ışık oluyor. Bayağı rüzgar çıktı bu üzerindeki taşı ama hava çok güzel şu an. İnanılmaz güzel bir hava var. Koyduk arabaya, şimdi geri gidiyoruz. Abi bakalım. İçindeki çocuk ölmemiş sanırım. Hello de. Hello. İçindeki çocuk ölmemiş bakıyorum. Yoruldum ama. Arda'nın içindeki çocuk insanların az olduğu ortamda çıkıyor. İnsanların çok olduğu kalabalık ortamlarda içinden bir canavar çıkıyor. Çok kalabalık hiç sevmiyor. Gerçi kalabalık kim sever ki, öyle bir şey de var. Sesim acaba şu hafif rüzgar alıyor mu kamera? Çok merak ediyorum editli halini. Hadi. Hani böyle sesim size net geliyor mu gelmiyor mu, onu çok merak ediyorum. Bir de şu arkada şu görüntüye bayıldım şu an. Baksana hep palmiyeler gözüküyor arkamda. Ama çok bence gürültü alıyordu. Fosun fosun. Bir de bu araba boşken gürültü yapıyor. Üzerine neyse. Şey yapman lazım. Yaparız bir şey. Kararım şimdi aile geldiğimiz ya. Yerden gireceğiz. Kimliğimi vermiştim arabayı almak için. Şimdi ondan sonra yemek yiyeceğiz. Kapatıyorum.
Şimdi şeye geldik. Numnum Cafe var. Kafe mi denir buna? Restoran mı denir burada? Numnum Cafe restoran bir şey var. Numnum hemen şeyde Agora abimde görürsünüz zaten. Buranın yemekleri falan bayağı güzel. Acıkınca biz genelde burada yiyoruz. Çünkü üst kat Facebook falan olduğu için, bir de bugün pazar olduğu için çok fazla dolu. Burası da kalabalık aslında ama yine burasının açık mekanı falan bayağı geniş değil mi burası? Büyük bir yer. Güzel yani. Burada oturduk. Dinleneceğiz, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ne yok? IKEA'nın İsveç Gıda Marketi'ne bir kere daha gittik. Oradan bir şeyler aldık işte. Zeytinyağını aldık. Fiyatı uygun muydu sence? Bence uygun gibiydi. Uygun gibi geldi. Bilmiyorum ki zeytinyağı fiyatlarını takip etmediğim için. Uygun. Neden diyorsun? Sen yarım litre aldın. 30 lira zeytinyağı ama extra virgin sızma yani. En olması gereken gibi. Tadı güzeldir inşallah. Yarım litresi 30 liraydı. Geçen gün ben kaç para dedim sana? 2 litresi 100. Sen 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. 40 lira mı dedim? 120. Aynı fiyata geliyor o zaman. Ya işte 10 lira 20 lira. Yani şimdi şöyle bir şey var. Zeytinyağını da sürekli koymadığınız için salatalara koyuyoruz. Sadece bize bayağı uzun gidiyor. Bize o yüzden güzel yani. Zeytinyağlı kahvesini çok merak ediyordum. Bir paket espresso, bir paket normal filtre kahve aldım ama çekirdek halinde aldım. Orada öğütebiliyormuşsunuz ama ben onu sonradan gördüm. Çoktan kahve paketlerini arabaya koymuştum. Zaten eve gidince gösteririm. Buradan işte oturduk buraya, şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra hiç buradaki Metro Market'e biz hiç gitmedik daha önce, değil mi? Gitmedik. Yok. Hemen bunun yanında, Agora AVM'nin yanında kocaman bir Metro Market var. Orayı bir turlayacağız. Alacağımız bir şey yok ama zaten arabayla geldiğimiz için dönme sıkıntımız da şu an olmadığı için bir orayı turlayacağız. Ondan sonra direkt eve gideriz, değil mi? Yani yorulduk artık. Bir paketi açarız, eve gittikten sonra, dinlendikten sonra o şeyi bir aldığımız rafı bir açarız. Eğer gürültüsüz kurulabilecekse, IKEA'nın çünkü bayağı şey oluyor, kurulması kolay olabiliyor. Eğer öyleyse onu da kurarız belki. Bilmiyorum, onu paketi açmadan bir şey söyleyemeyeceğim ama böyle şimdi cheeseburger söyledik, onları bekliyoruz. Arda çok acıktı, ben de çok acıktım. Benim konuştuğuma bakmayın. Ben de testosteron olmadığı için sinirlenmiyorum ama Arda acıkıcı sinirleniyor. Şu an öyle. Sen de bak. Sinirliyim, beni çekme. Arda Bey çok sinirli gözüküyorsunuz. Neyse hadi. Gerçekten çok eğlenceli bir gün oldu değil mi? Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Az önce diyorum ki Arda'ya, şimdi Metro Market'ten çıktık. Çok soğuktu Metro Market'in içi. Çok güzel bir gün geçirdik değil mi? Eğlenceli bir gün oldu, değişik bir gün oldu diyorum. Arda'nın cevabı buydu. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Senle yaşamak neymiş bir de bana sor. Ya. Ama biz hiç Metro Market'e gitmemiştik. Her şey çok büyük. Metro Market değil mi? Metro Market. Metro dedim zaten. Ha, öyle mi? Ha. Gerçekten her şey çok büyük ve herkes sürekli Barcelona arabalarını konuşamadık. Çok fazla doldurmuşlar. Her ve jet kasa da yok. Nereye sığdırıyorlar o kadar şeyleri? Yani o kadar büyüktü ki her şey. Sanki devlerin marketiymiş gibi, adamın, değil mi? Dev insanları. Önümüzdeki adamın kasasında 3000 küsür bir şey yazıyordu hesabı, şey aldığı için. Evet, inanılmaz çok şey oldu. Bir tane arkamızda adam var, sen gördün mü bilmiyorum, bir sürü vakumlanmış et falan gördüm, aldı. Gördüm, arabanın altına düşmüştü mü? Koca et, koca. Biz et reyonuna girmedik. 20-30 kilo et almış. Çünkü et reyonu ayrı soğutuculu bir oda gibi ve inanılmaz soğuk şuradan gidelim. O yüzden biz oraya girmedik ama güzeldi ama. Büyük alışveriş yapmak için güzel. Geldi sen ne çektin? Ama birazcık böyle bence orası şey için. Pastaneler olsun, kafeler olsun, toptan, restoranlar toptan olsun. Evet. Her şey çok büyük büyük çünkü. Bir mercimek torbası var. Ya mercimek torbası değil, hazır çorba var ya. Onun o kadar büyük ki. Yani hayatımda gördüğüm en büyük market Metro olabilir gerçekten. Düşün, mesela 5 kiloluk un olur ya.
Evet. O pakette böyle şey, çorba. Aynen. Yani büyük market görmüş masum köylü gibiydim. Ben hiç hayatımda gelmemiştim buraya. İstanbul'da ben de gelmedim metroya. İstanbul'daki daha büyüktür. Herhalde öyledir. İstanbul'da her şey daha hiç büyük gelmemiş. Oluyor. Neyse, saatte bayağı geç oldu zaten. Eve gideceğim. Lucy'nin mamasını vereceğim. Antibiyotiğini içireceğim çocuğuma. 10 bin adımı da yapmış olduk. 10 bin adımı da yaptık. Hadi kapatayım. Bye. Bye. Başlıyorum ben. Evet, eve geldik. Üzerimi değiştirdim gördüğünüz üzere. Şöpüyüm. Klentleri de düzeltmemişim. Neyse. Şöyle koyayım da. Soslu fıstık çok seviyorum. Şimdi IKEA'dan aldığım şeyleri göstereceğim. Asıl aldığım şeyi bu videoya koymayacağım. Onu beraber başka bir videoda yapalım. Onu bir sonrakinde görürsünüz vlogda. Burada IKEA'dan aldığım ufak bir şeyleri göstereceğim. Bunu odama koymak için aldım. Bakın şöyle ucuz bir halı bu. Makinede yıkanabilir tarzda ama dokuma bir halı. Ürün kodunu da söyleyeyim hemen. 404-567-57 ürün kodu. Kahve. IKEA'nın kahveleri organik yazıyor. İsveç markette satılıyor bunlar. İnternette de var. Hatta bulabildiklerimi, bu yiyeceklerden bulabildiklerimin linkini aşağı koyacağım. Bakabilirsiniz. Biri espresso. Şu espresso, bu da normal filtre kahve. Bizim normalde aldığımız Mehmet Efendi'den ucuz bunlar açıkçası. Eğer güzellerse size söylerim, beğenirsek ve ondan almaya devam ederim muhtemelen. Şöyle bir kurulama bezi aldım. Bu 5 liraydı ya da 6 liraydı. Şöyle hem bir şeyler yaptığımda, fotoğraf çekerken kurabiye vesaire kullanırım diye, hem de böyle bir bezim yoktu. Böyle güzel, ferah bir bez aldım. Ben telefonun çok fazla şey izlediğim için şu telefon tutacağını aldım. Bakın şu şekilde. Şunlardan hep alıyorum. Bu sefer sadece uzun olan paketinden aldım. Kısalardan daha ziyade uzunları kullanıyorum çünkü. Bu çok istediğim bir şeydi. Şöyle bir demlik aldım. Bakın şu şekilde göstereyim. Bitki çayı demliği. Kışın bitki çayı çok fazla yapıyorum. Bu hem kaliteli hem de bayağı beğendim bunu açıkçası. Bunu bu şekilde kapağı takıyorsunuz. Buna çayınızı koyup içine koyuyorsunuz. En sonunda şu arkadaşı kapatıyorsunuz. Bu şekilde tatlı bir demlik. Bunu çok beğendim. Şöyle kasanın yanından bir küçük bardak mum aldım. Şöyle, bu da ucuzdu. Şöyle küçük bir vazo aldım. Bu 6 ya da 7 liraydı. Bunu hem böyle orta sehpaya falan dekoratif bir şeyler koyabilirim içerisine diye böyle küçük bir vazo istiyordum. Bunu aldım. Her zaman kullandığım peçeteyi aldım. Bunun peçeteliği de var bende zaten. Bir tane de şu şekilde kurulama matı, sünger gibi olan. Bundan zaten kullanıyorum. Bir tane de bundan aldım. Burada şey var. Bunu biz IKEA'dan çıkınca metro markete girdik. Gerçekten çok büyüktü zaten, gördünüz. Bunu oradan aldım. Kahvaltıya özel, kahvaltı için öğütülmüş filtre kahve yazıyordu. Bu öğütülmüş filtre kahve. Bunu aldık. Çok fazla kahve aldık. Kahvelere zaten sürekli zam geldiği için, bunlar da zaten bozulan şeyler olmadığı için aldık. Bir süre kahve almam muhtemelen. Bunu denemek için merak ettim. Çünkü gerçekten de sabah uyandığımda ilk iş kahve demlemek oluyor. Zeytinyağı aldık biz ucuz diye. Tam ucuz mu değil mi bilemiyorum ama yarım litrelik bu natural sızma extra virgin oil 30 liraydı. Şunu çok merak ediyorum. Hatta bunu birazdan denerim muhtemelen. Bunu da Metro Market'ten aldık. Çok büyük bir paket ama küçüğü yoktu. Çok pahalı bir şey de değil zaten. Rioba marka. Chai Tea Latte yazıyor. Muhtemelen Chai Tea Latte tadında ama çözünebilir bir şey. Öyle olduğunu düşünüyorum. Onu gerçekten merak ediyorum açıkçası. Agave şurubu uzun zamandır çok merak ediyordum. Yine IKEA'nın marketinden aldık. Bio Jarabede Agave. Organik bir agave şurubu. Bu balla eşdeğer kullanılan bir şey. Tadını çok merak ediyordum zaten. Geçen sefer almayı unutmuştum. Bu sefer aldım.
Şöyle bir apple pie cookies diye şöyle yine gıda marketten. Elmalı tart, elmalı turta olan her şeyi seviyorum zaten. Bir adet Belçika çikolatası aldık şu şekilde. Organik diyor. Ne kadar organik bilmiyorum. Şöyle bir çift çidarlı bardak aldım. Bunu Metro Market'ten aldım. Baya büyük ve güzel. Bunu baya sevdim. Bakın şu şekilde. Görebiliyor musunuz? Benim Karaca'dan aldığım bir tane küçük vardı. Bu daha büyük. Hatta bunu hemen yıkayıp içinde çayı tilat de denemesi yapayım. Aa, Ikea'da çok güzel emaye kupalar gördüm ama stokları bitmiş. Bir de almak istediğim dörtlü bir fincan takımı vardı. Fincan takımı değil de bardak takımı vardı. Onu almayı yine unuttum. Çünkü çok kalabalıktı. Asla bir daha pazar günü gitmem. Bunun daha önce mavi olanından almıştım. Bu sefer kırmızı olanından aldım. Kurabiye bu. Bayağı çok var içinde. Zencefilli kurabiye. Ne o? Mavi olanı çiçek şeklindeydi galiba. Bu da kalp şeklinde. Aynı şey yani. Kutusunu da sonra kullanabiliyorsunuz. Bir tane de şöyle bir kurabiye aldım. Şöyle ev şeklinde bakın. Ev desenleri var üzerinde göstereyim. Bunu içini bitirdiğinizde şuradaki pencereler delik görebiliyorsunuz zaten. Bunu mumluk olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Çok tatlış bir şey yapmışlar. Acaba içine mum da mı koydurmuşlar? Bir açalım bunu beraber ya. Mum yok galiba. Evet. Mum yok. Mum yok ama kabak kısmı şu şekilde delik bakın. Mumun yanmaya devam etmesi için mum yandığında gerçekten çok güzel gözükecektir. Hepsi bu kadar. Başka bir şey almamışız. Bir de aldığım büyük şey var işte. Mobilyam sürgübü. Onu bir sonraki videoda yaparız. Şimdi bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama hepsi bu kadar. Tamam, bu da böyle bir vlog olsun. Onu yaparken de ayrı bir video çekelim. Çünkü o gerçekten ayrı bir video. Onun konusu zaten gördünüz. Mutfağa koyacağım. Onu kurarken, koyarken, oraya yerleştirirken de beraber yapalım. Şimdi ben şu çay tilatlıyı deneyeceğim. Ondan sonra biraz da örgü öreceğim. Bunları falan geri bir toplayayım. Bu kadar. Pazar günü de böyle geçti açıkçası. Bayağı telaşlıyım. Lucy'nin antibiyotiğini içirdim bu arada. Tarçın da Lucy'nin mamasını çok beğendi galiba. Sürekli istiyor ama yiyemiyor büyük olduğu için. Tamam. Bir tane fıstık yiyeyim. Acıktım galiba ya.